Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Üç farklı medeniyete aynı anda ev sahipliği yapmış, tarihin beşiği Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusu'ndan sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim, Tavlusu'na gelirseniz olmazsa olmaz sıcacık gözlemeyi Nevin abla da yiyebilirsiniz. Zaten kendisi inanın tüm Kayseri tarafından tanınıyor ve oldukça da seviliyor. Nevin abla, seni tanımayanlar için kendini tanıtır mısın? 10 senedir yapıyorum bu işi. 66 yaşındayım kuzum. Peki senin gözlemini diğer gözlemelerden ayıran en önemli fark ne? Ne katıyorsun içine? Nereden yakalıyorsun bu lezzeti? Kendi peynirim, kendi tereyağım. Yani hep doğal. Yani buradaki tereyağı kendin imal ediyorsun. Arka tarafta içine koyduğun peyniri kendin imal ediyorsun değil mi? Evet kuzum. Evet, kendi ineğim var, papatyam var. Allah, inekten süt sağıp burada peynir mi yapıyorsun? Evet, papatyam var. Peki biraz sonra bizim için neli gözleme yapacaksın? Siz ne isterseniz. Sen ne yapmak istiyorsan. Var, peynirli var, kaşarlı var, sucuklu var. Patatesli var, her çeşidi var, mantarlı, hepsi var yani. Hiç sıkıntı yok. Yok. Senin için en özel gözleme hangisi ise biz de onu tadalım, izleyicilerimize de anlatalım. Diyelim ki Nevin ablanın gözleme evine hepinizi bekliyoruz diye. En güzeli peynirli. Peynirli, iyi. Biz de peynirli gözleme yiyelim. Efendim, Gezici Radar programı olarak Nevin ablamızın peynirli gözlemesini tadacağız biraz sonra. İnanın şu anda kameraman arkadaşımın gözlerinde peynir tanelerini görebiliyorum. Çünkü burası muhteşem derecede bir gözleme kokuyor. Böyle yeni pişmiş sıcak sıcak gözleme kokusu var havada. Hadi gelin bu lezizle gözleme nasıl yapılıyor hep birlikte izleyelim. Efendim işte görüyorsunuz dumanı üstünde sıcak sıcak tütüyor ve Nevin ablamız da sıcacık gözlemeye yağını sürüyor. Dedi ya, kendi tereyağım, papatyamın sütü ve tabii ki onun lezzetli peyniri. İşte el açması hamuruyla buluştu ve görmüş olduğunuz lezzetli gözlemeyi oluşturdu. Biraz sonra bizler de sizler için tadacağız. Nevin abla, ellerine sağlık. Döktürdün yani başıyla sonuyla, şiir gibi gözleme, kitap gibi de masa oldu. Daha ne olsun? Afiyet olsun yavrum. Şimdi tadına bakalım gözlemenin. Tamam. Belki beğenmeyeceğiz, benden biliyorsun. Beğeniriz değil mi? Eline sağlık. Efendim sizler için tadıyorum. Nevin ablanın lezzetli gözlemesi. Tavlusu'na gelirseniz, Tavlusu'ndan geçerseniz hemen yol kenarında zaten bir kulübe görüyorsunuz. Nevin abla içinde sıcak sohbeti, dumanı tüten çayı ve lezzetli gözlemesiyle sizleri bekliyor. Hala sıcak Nevin abla. Sen de al. Evet Nevin abla, gerçekten doğal bir peynir olduğu yerken anlaşılıyor. Market peynirleri gibi sünmüyor, lastik gibi ağzımızda böyle. Yok. Peynir oldukça güzel, tek seferde de afiyetle mideye indirmiş oldum. Valla ellerine sağlık. Efendim az önce de dediğim gibi, eğer Tavlusu'na yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka Nevin ablanın lezzetli gözlemesini tatmadan, burada karnınızı doyurup sıcak bir çay içmeden Tavlusu'ndan ayrılmayın. Efendim şu anda Tavlusu'nda bulunan Ermeni Kilisesi'nin önündeyiz. Yanımıza da Osman amcamız var. Kendisi Tavlusunlu. Yaşından da anlayacağınız üzere Tavlusu'nun eskilerinden diyebiliriz. Ve bize şimdi kilise hakkında bilgi verecek. Osman amca, biz neredeyiz şu anda? Ermeni Kilisesi'ndeyiz. Burası 187 rakamı vardı, 3 tane. 1870'li yıllarda yapılmış. Sonundaki kaç olduğunu bilmiyoruz. 71 mi, 72 mi? 70'ini biliyoruz da 1 mi, 2 mi, 5 mi, 8 mi onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Çünkü o rakam dökülmüş idi. El sanatları var. Boya mesleği fevkalade. Frenskler gayet güzel gözüküyor içeride. Kişilikleri fevkalade. Daha hala eserleri duruyor adamların. Dışarıda burada sundurma varmış. Bakın şurada sundurma varmış. Şurada kitabesi varmış, sökmüşler, almışlar onu. Osman amca, bir de içeriği gezelim mi birlikte? Olur, olur. Hadi gel. Evet, şu anda da kilisenin içindeyiz. Az evvel dışarıda anlattık. Dedik ki muhteşem boyalar, fevkalade eserler. Sanat eseri bu. Her tarafta ne kadar güzel nakkaşlar var, bilmem neler var.
Şu anda yukarıda hala bir kısmını görebiliyoruz Osman amca. Özellikle tam üstümüze baktığımızda şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Olduğu gibi besberrak duruyor aslında tepede, öyle değil mi bak? Şu karşı tarafta iki tane Hazreti İsa'nın çocukluk resimleri var. Sembolize olarak evet. Onu işlemişler. Daha önce birkaç yıl önce bak şunun kolu başı gözüküyor bak. Evet, melek kanadı var orada, ha, değil mi? Ha. Güya Hazreti İsa'nın çocukluğu veya melekleri canlandırıyor onların inançlarına göre. Burası kaç yıl ibadete açık kaldı ve hizmet verdi? 1915'e kadar, tehcire kadar Ermeni cemaati burada yaşadı. Hatırlıyor musun, hatırlamıyorsun? Ben görmedim, yok. Ben görmedim. Ben 38 doğumluyum, 1915. Peki sen doğduktan sonra, yani sen gençliğine de burada Ermeniler, Rumlar var mıydı? Bir hane vardı. Bir hane vardı. Onun 39 doğumluydu. İki tane oğlan vardı. Biri 41 doğumlu, biri 30 doğumlu. 9 doğumlu. Büyüğün adı Abidiş, küçüğün adı Mıgırdiş. Senin arkadaşların mıydı onlar? Benim arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Beraber büyüdük. Efendim, medeniyetler beşiği. Üç farklı kavmin aynı noktada dostluk ve barış içinde yaşadığı Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun köyünde, Tavlusun mahallesindeyiz ve yanımızda mahalle muhtarımız var. Muhtarım, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tavlusun mahalle muhtarı bu dönem seçildim. Mehmet Yılmaz ismim. Bu dönemde Tavlusun'umuzu daha da güzelleştirmek, belediyemizden, Melikgazi belediyemizden ve Büyükşehir belediyemizden destek alarak bir şekilde gerçekten güzel şeyler yapılıyor, ilerliyoruz. Bu anlamda sizlerin de katkısı büyük. Biz sizden de destek bekliyoruz bundan sonraki süreç için. Ermenilerin, Rumların ve arkamızda bulunan Türk mahallemizin yaşamış olduğu 3 tane medeniyetin olduğu bir yerdeyiz. Merkezi bir bölgedeyiz. Vadi olarak 30 kilometrelik bir vadimiz var. Koramaz Vadisi, gerçekten Allah razı olsun, teşekkür ederiz belediye başkanlarımıza, Büyükşehir Belediye'mize, Melikgazi Belediye'mize. Güzel bir oluşum, etkinlik alanı oluşturuldu orada. Aynı şekilde merkezi bölgede olan Talas'ımızın ve Melikgazi Mahallemizin yürüyüş mesafesinde olan bir vadimiz, 30 kilometrelik bir vadi. Buraların da restore edilmesi gerekiyor, turizme kazandırılması gerekiyor, yürüyüş alanlarının yapılması gerekiyor. Bu anlamda da onlardan, belediye başkanlarımızdan da yine desteklerini bekliyoruz bu şekilde. Peki muhtarım, Tavlusun Kayseri'ye ne kadar uzak? Tavlusun Kayseri'nin göbeğinde sayılır artık. Bundan sonraki süreçte merkezi bir mahalle oldu. Merkezi mahallemizde de yürüyüş mesafesindeyiz. Bir Mimsin bölgemizde 52 bin nüfusumuz var. 10 dakikalık mesafede. Bir Talas bölgemizin o yoğunluk durumundaki, o nüfus yoğunluğunun olduğu yerin hemen arkasında bulunuyoruz. Yürüyüş mesafesinde olan bir bölgedeyiz. Peki Tavlusun Mahallesi kaç nüfusa sahip? Tavlusun Mahallemiz 3700 nüfusa sahip. Eski mahallemizde henüz farklı bir restorasyon olmadığından dolayı yerleşim pek yok. Yeni yerleşim bölgelerinde şu anda mevcut yapılar yapılıyor. Yalnız dediğim gibi, yani merkezi yerde kaldık artık. Yani Talas bölgesi ve Mimsin arasında bekliyoruz Germir ve Tavlusun olarak. Şu anda Tavlusun muhtarımızla birlikte Türk Mahallesi caminin minaresinin olduğu noktadayız. Caminin içine giremedik ama cami ve hemen yanındaki medrese hakkında muhtarımızdan bilgi alacağız. Evet muhtarım, Türk Mahallesi cami 1830 yılında yapılmış bir yapının üzerindeyiz, çatı kısmındayız. Neler söylersiniz? Camimiz 1830'lu yıllarda Türk Mahallesi hemen arkamızda bulunan bir bölgede. Ermeni Mahallemiz yine karşımız sağ tarafta. 1700'lü 1800'lü yıllarda yapılan bu bölgede, yaşanan bu bölgede Rumlar da karşımızda, arkamızda kalan kısımda yaşarlardı. Türklerin olduğu bölge buraya, camimize gelirlerdi. Camimiz tam teşekküllü. Şu anda dayalı döşeli vaziyette duruyor. İbadete hazır. İbadete hazır. Ayrıca külliyemiz var, medresemiz var burada. Yine aynı şekilde faydalanılabiliyor. Mahallemiz bu şekilde geliyor. Kilise, yan tarafta Ermeni kilisesi var. Yine bir 20 metrelik mesafede, bir 50 metrelik mesafede de Rum kilisesi var. Yani bu üç medeniyet burada, bu bölgede hep birlikte yaşamış 1700'lü 1800'lü yıllarda olan bir mahallemiz.
Osman amca, şu anda Türk mahallesindeyiz. Ermeni ve Rum vatandaşların yaşadığı yerin ötesine geldik. Sen de zaten evleri saymaya başladın. Demirci Osman, İbiş Efendi, şurada şu otururdu diye. Nasıl tarif edersin bu Türk mahallesini? Burada 1970'e kadar her evde insan vardı. Evler açıktı yani. Burada yaşayan insanlar vardı. 70'ten sonra Kayseri'ye göçtüler. Şehire, merkeze göçtüler. Ankara'ya giden oldu, İstanbul'a giden oldu. Gidenler dönmedi bir daha. Geri dönmediler. Böyle buralarda harap oldu, yıkıldı. Mesela buranın sahibi benim ustam. Marangoz Salih Gıdık diye. Benim ustamıdı. Allah rahmet etsin. O da vefat etti. Onun çocukları var. Bir tanesi gelmez buraya ya. İşte ebenizin, ecadınızın ocağı burası. Burada doğdum. Onlar da burada doğdu. Hiç merakınız yok mu ya arkadaş? İnsan gelip bir bakmaz mı ya? Sen hala Tavlusun'da yaşıyorsun. Ben burada yaşıyorum. Ara ara da geliyor musun böyle buraları gezmeye? Gelirim kışın, karda da gelirim. Kar yağar gelirim. Ta şu karşı Şahşak deriz biz. Oradan tekrar buraya giriş var oradan bak. Yukarı kayadan gör. Şu beyaz evlerin oradan. Evet. Kaldırımı görüyorum buradan. Evet. Oradan girerim kışın. Bu taraftan çıkarım. Çocukluğum burada geçti benim. Burada yaşadığım o hatıraları unutamam ya. Tavlusu'nun tarihi anlata anlata bitmez ama burada yaşanılan tarih kadar yetiştirdiği insanlarla da ünlü bir köy Tavlusu'nun. Faik Kurtoğlu konağının hemen önündeyiz. Bakalım Faik Kurtoğlu kimmiş? Şimdi muhtarımdan dinleyeceğiz. Faik Kurtoğlu 1947 yılında ziraat mebusluğu yapmış bir vekilimizdi. Burada yaşamış, burada büyümüş. Daha sonra İzmir, Manisa ve Ankara'da yaşamışlardır. Konak bu haliyle duruyor. Sahipleri tarafından, mirasçılar tarafından henüz ele alınmadı. Onları bekliyoruz. Böyle bir tehlike de oluşturuyor. Üstümüze yıkılacak durumda da bir şu anki haliyle gördüğünüzde baya bir köyümüz, mahallemiz içinde tehlike oluşturmakta zaten. Eğer sahipleri gelip de bu şekilde değil de bir restorasyonu yaparlarsa en azından turizmde de kazandırılmış olur. Halkımız da tehlikeden uzaklaşmış olur. Bu anlamda da zaten mahallemizde birkaç konağımız var. Bu şekilde duran konağımız var. Bu konuda da ben sizin aracılığınıza da sahiplerine sesleniyorum. En azından gelip sahiplensinler, restorasyonlarını yapsınlar, bu tehlikeyi de ortadan kaldırsınlar. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta 3 medeniyete bağrını açan, tarihe ev sahipliğini yapan Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusu'nun köyünden seslendi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.